yıllar öncedir uyguladığımız bir metot vardı. Bodrum Kalesi Kuzey Hendek'in yenilenmesi için ödenek verilmiyor. Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Yaşar Yıldız, gösteri ve konser alanının yeniden düzenleneceğini söyledi. Kent Haber'de çıkan görüntüleri izlediğini belirten Yıldız, pek iyi görünmüyor dedi. Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından işletilen Bodrum Kalesi Kuzey Hendek'in mezbeleliği andıran görüntüleri Kent Haber'de ekranlara gelmişti. Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Yaşar Yıldız, gösteri ve konser alanını mümkün olduğunca temiz tutmaya çalıştıklarını belirterek düzenleme yapacaklarını söyledi. Gösteri ve konser alanını hafta içi günlerde 6.000, hafta sonunda ise 8.000 YTL'ye ücretli tahsise verildiğini belirten Yıldız, bu fiyatlarla tahsis edilemediğini söyledi. Antik tiyatronun hem kapasitesinin fazla olması hem de ücretinin daha düşük olması nedeniyle daha çok talep gördüğünü ifade eden Yıldız, antik tiyatro 2.500 ila 3.000 YTL fiyatlarla ücretli tahsis ediliyor. Turkcell burayı 15 yıllığına her yıl 10 gün ücretsiz kullanıyor dedi. Biz şimdi önümüzdeki şu günlerde film festivali var, Bodrum Belediyesi'nin organize ettiği. Biz onlara Kültür Bakanlığı tahsis etti. Onların da bu temizlik şirketiyle ortaklaşa bir temizlik kampanyasını başlattık. Elimizden geldiği kadar temiz olmasını sağlıyoruz. Ondan sonra da bale festivali başlayacak ondan sonra. O zaman da bizim Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla bizim yine bir temizlik çalışmamız olacak. Çünkü orası insanlar maalesef akşam içtikten sonra suyunu altındaki boşluğa atmaya alışmış böyle bir takım. Maalesef ona ertesi gün temizletmek zorunda kalıyor bir şekilde. Yapmış olduğumuz orası ücretli tahsis çok fazla veremedik açıkçası. Ücretli tahsis 6 milyar cumartesi hafta içi, 8 milyar da hafta sonu. Ona da hiç kimse yanaşmıyor maalesef. Antik tiyatroyu daha çok tercih ediyorlar. Daha çok oturma sırası var, daha çok yol kapasitesi daha fazla. Oranın fiyatı biraz düşük olduğu için orayı tercih ediyorlar. Oraya ne kadar? Yani? Oraya 2,5 ve 3 milyar gibi bir iki değişik cumartesi pazar. Kuzey Hendek'indeki eski oturma gruplarını müze personeli için kullandıklarını söyleyen Yıldız, Kent Haber'de izledikten sonra yaptığı incelemede kötü görüntülerle karşılaştıklarını ve burayı düzenleyeceklerini söyledi. Kuzey Hendek için ödenek alamadıklarını sözlerine ekleyen Yıldız, son alınan ödenekle seyircilerin oturduğu bölümlerin güçlendirildiğini vurguladı. Duvarlardaki otları temizletiyoruz. Yabani otları temizletiyoruz. Çok bakımsız görünüyor çünkü ben çok... Bunda şimdi orada bazı oturakların, eskiden kullanılan oturakların... İşte düşmüş kaplamaların, onların nasıl yeniden yapılması gibi bir şey söz konusu mu efendim? Onları bir elden geçireceğiz. Çünkü biz oraya müze personelinin bu bale festivali sırasında kendi Kültür Bakanlığımızda olduğu için sadece müdüre işte bir davetiye veriyorlar müdür ve eşi için. Onun dışındaki diğer arkadaşları davetiye yerine biz oradaki oturma sıralarında kullandırmaya çalıştık. Ama şu durumuyla pek iyi görünümde değil biliyorum. Ben de yukarıdan baktım o otların temizlenme sırasında. O sizin şeyinizden, yayınınızdan dolayı da belki olmuş olabilir ama orayı bir elden geçirmemiz gerekecek. Yani orada böyle pek gözü hoş görünmeyen bir manzara var maalesef tabii. Bodrum Belediyesi'nden aldıkları ot kesme makinesiyle kalenin otlarını temizlediklerini söyleyen Yıldız, olası yangınlar öncesinde önlem aldıklarını söyledi.